Brandon Spor Summit'te ikinci bölümümüze başlıyoruz. Oturumlarımızda sırayı sponsorlukları ile ve spor odaklı pazarlama iletişimi çalışmalarıyla öne çıkaran küresel bir marka alıyor. McDonald's özellikle milli takımlarımıza verdiği etkili destekle farklılık yaratıyor. Futbolda tek boyutlu ve skor odaklı bir yaklaşım gütmeden kadın millilerimize verdiği destekle öne çıkıyor. McDonald's oturumlarını yönetmesi için sevgili Koray Aldemir'i sahneye davet ediyorum. Brandon Spor Summit'i, markalar ve spor zirvesine hepiniz hoş geldiniz. Bu dilimde ilk olarak kadın futbolundaki son dönemdeki gelişmeleri ve olumlu havayı, algıyı konuşacağız. Ve tabii ki milli takımımızın da son dönemdeki performansını, başarılı grafiğini, almış olduğu galibiyeti konuşacağız. Ve bu gelişimin en önemli kahramanlarını McDonald's ile Kırmızı Beyaz Kadınlar oturumu için davet edeceğim. İlk olarak McDonald's Türkiye Genel Müdürü Sayın Oğuz Uçanlar'ı sahneye davet ediyorum. Milli Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörü Necda Güngör Kragası ve Beşiktaş Vodafone, aynı zamanda Milli Kadın Futbol Takım Kaptanı Didem Karagenç de bizlerle. Merhaba. Şöyle. Evet, kadın futbolu son dönemlerde çok ciddi bir ivme yakaladı. Beşiktaş zaten bu işin olmazsa olmazlarındandı ve son dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe'de Trabzonspor'la beraber lige girince bir heyecan yaşandı. Ama Sayın Uçanlar, sizinle başlayalım isterseniz. Kadın futbolu öncesinde de vardı aslında. Bu yeni bir oluşum değil. Ama sizlerin katkılarıyla, destekleriyle, özellikle McDonald's'ın buradaki destekleriyle beraber bir haber olmaktan çıktık. Kadın futbolu artık tüm evlere girdi. Sizlerin buradaki katkılarıyla beraber. Buradaki değer ortaklığını siz ifade etmiştiniz az önce biz konuşurken. Bu değer ortaklığını biraz açmanızı isteyeceğim. Bu McDonald's'la kadın futbol girişimi, oluşumu nasıl başladı? Bu hikayeyi sizden dinleyelim isterseniz. Tabii. Öncelikle çok teşekkür ediyorum davet için. Böyle markalar ve sporu bir araya getiren çok az oluşum var ve bu kadar değerli bir oluşumun parçası olmak büyük gurur verici. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Şimdi McDonald's markasının tabii globalde de sporla aslında çok iç içe, değil mi? Bakınca 1976 yılından 2017 yılına kadar 41 yıl boyunca olimpiyatların sponsoru olmuşuz. 94 yılından bu yana Dünya Futbol Şampiyonası'nın sponsorlarından, ana sponsorlarından biriyiz. Türkiye'de de McDonald's Anadolu Grubu çatısı altında. McDonald's Türkiye, biliyorsunuz. Anadolu Grubu'nun da o daha Efes Pilsen zamanlarından Koraç Kupası şampiyonlukları, biliyorsunuz. Çok sporlu iç içe bir grubuz. McDonald's Türkiye olarak da daha önce kadın voleybol takımı sponsorluğumuz var. Yatçılığa sponsor olduk. Şu anda halen kayak sporuna yine desteklerimiz devam ediyor. Kadın voleybola desteklerimiz var. O anlamda da futbol takımlarını desteklediğimiz de çok doğal diye düşünüyorum. 2020'nin Ağustos ayıydı. Tam böyle pandemi başlamış, daha ne olur ne bitiyor, herkesin de tam özümseyemediği, içselleştiremediği bir dönem. Statlarımızda seyirci yok, biliyorsunuz. Tam o dönemde aslında bu sponsorluk bizim gündemimize geldi ama biz hiç kısa dönem bakmadığımız için o zamanki kaygılar çok bizi ürkütmedi. Aksine bir fırsat gördük biz. Dedik ki bu dönemde daha da fazla bir iç içe olmamız lazım. Bu dönemde Türk insanını daha da mutlu etmemiz lazım. Daha da çok heyecanlandırmamız lazım. Bu zor dönemlerden Türk insanının geçmesi için bizim de katkımız olabilir marka olarak dedik. Tabii ön koşulumuz, ön şartımız neydi? Mutlaka kadınlar, kadın futbol takımı sponsorluğu da erkeklerin yanında bizle beraber olmalı. Bizim ön tek şartımız hatta oydu. Günün sonunda belki biraz sonra daha detaylı konuşuruz ama kadın
Kadın sponsorluğu, kadının hak ettiği değeri görmesi için bence markalara büyük sorumluluk düşüyor. Özellikle bizim gibi global markalara, güçlü markalara büyük sorumluluk düşüyor. Bunu vurgulamak bizim üzerimize bir vazife, öne çıkarmak ve desteklemek. Ve böyle bir fırsatı da öyle özel bir dönemde yakaladığımız için çok çok şanslıyız diye düşünüyorum. İnşallah şimdilik 2022 sonuna kadar, şimdilik. Sonrasında da daha devam eder, uzun dönemde birlikte olacağız. Evet. Gururla, gururla o markayı, o kırmızı beyazı biz de yanımıza taşıyoruz. Kırmızı beyaz kadınlar vurgusunu ısrarla yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Sayın Uçanlar'ın az önce ifade ettiği çok önemli sözler vardı ama tabii aynı zamanda tabii milli takımda da çok farklı bir süreç var hocam. Bu arada Necla Güngör Kregas hocamız A milli takımlardaki ilk kadın teknik direktör olması özelliğiyle de bir ilki bizlere yaşattı. 2000 yılında aslında sizin hikayeniz başlamıştı. Teknik direktörlük kapsamında çok farklı noktalara gittiniz. Eminim çok zorlu süreçler yaşadınız ama son dönemlerde çok ciddi bir ilgi var. Maçlar yayınlanmaya başladı. Sports TV ekranlarında keza öyle milli takım maçları da olmak üzere ki Sports TV YouTube hesabında son maçın izlenme oranı 1 milyona yaklaştı. O maçı da biraz sonra konuşacağız. Çok farklı, renkli bir maçtı bizim adımıza. Hocam o dönemlerle son birkaç yılı nasıl kıyaslarsınız? Hem yaratılan algıyı, oluşan havayı ki son derbi mücadelesinde siz de yorumcuydunuz aynı zamanda. Bu farkı nasıl açıklarsınız, nasıl yorumlarsınız? Öncelikle buraya davetinizden dolayı çok teşekkür ederim. Oğuz Bey'le de burada yan yana olmaktan da son derece mutlu ve gururluyum. 20 sene önce benim başladığım futbol serüvenimde kadın futbolu bir hayaldi. Kadın futbolunun bugün bu kadar seyirciye ulaşması, kitlelerce izlenmesi ve takip ediliyor olması. 13 sene önce Futbol Federasyonu'na girdiğimde ekip arkadaşlarımla beraber kurmuş olduğumuz bir hayalken, şimdi bu hayali yaşamanın, gerçekleştiğini görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Benim için inanılmaz günler. Nedenine gelecek olursak, erkek kadar, belki erkekten daha fazla bu işe enerjisini veren, çabayı gösteren, mücadele eden kadınların sahadaki duruşlarını herkese gösteriyor olmak, herkes tarafından takdir edildiğini biliyor olmaktan dolayı da çok mutlu ve gururluyum. Tabii burada sizin katkılarınız çok önemli. Destekleriniz çok önemli. İnanma konusu da çok önemlidir. Belki zaman zaman inanç konusunda kırılganlıklar yaşıyor olabilirsiniz ama bırakmamanız da biz anlatırken, sağ kenarında sizi görürken o inançlı tavrınız da çok net bir şekilde karşımızda durabiliyor. Herhalde sahaya da yansıyor gördüğümüz kadarıyla. Didem, sen de tabii oyuncusun, devam ediyorsun hem milli takım hem kulüp takımında performansına ama oyuncu gözüyle bu farkı nasıl yorumlarsın? Çünkü sen de geçmiş dönemde de futbol oynuyordun. Bu dönemi de yaşıyorsun. Son yine lig maçında da ekranlarda sizleri görebildik. Milli takımda sizleri görebiliyoruz. Bu dönemi nasıl açıklarsın bir futbolcu gözüyle? Dediğiniz gibi ben bir oyuncu gözüyle bunu anlatmayı çok isterim. Çünkü daha öncesinde de milli takıma sponsorlarımız olmuştu. Ancak kadın milli takımına resmi olarak çok az marka sponsor olmuştu. Bunlardan ilklerinden bir tanesi de McDonald's. O ilk gün imza töreninde zaten ne kadar bize değer verdiklerini, ne kadar önem verdiklerini biz tüm takım arkadaşlarımla beraber çok net bir şekilde hissettik. Ve dedik ki evet, galiba bir şeyler bizim için değişiyor. Daha sonrasında yaptıkları reklamlarla bizleri ekranlara taşıdılar. Bütün McDonald's markalarında bizlerin fotoğrafları yer aldı ki öncesinde erkek takımı sporcuları genellikle bu reklamlarda yer alıyordu. Ancak bize de çok önemli ve değerli bir yer verdiler orada. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü insanların görünür olmamız aslında bu nokta hep bizim için sorun oluyordu. İşte maçların yayınlanması en önemlisi. Onların sponsorluklarıyla birlikte Sports TV ekranlarında maçlarımız yayınlanmaya başladı. Daha çok kitlelere ulaşmaya başladık. Artık biz de sporcular olarak şunu söylemeye başladık. Evet, bizi de izliyorlar, bizi de görüyorlar. Biz de artık bundan sonra arkamızdan gelecek olan kız çocuklarına ilham kaynağı
oluyorduk zaten ama daha çok olmaya başladık. Yani görünür olduktan sonra daha çok bir şeyler vermeye başladık. O yüzden hepimizin kendimize olan inancı ve isteği de arttı. Şu anda da işte bir takım başımız burada yansıyor. Bunların hepsi bizim için çok önemli ve çok değerli. O yüzden tekrardan burada sizlerin huzurunda McDonald's Genel Müdürümüz Oğuz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet, destekler çok önemli tabii ki. Belki şu anda biz maçı izliyoruz, Spor TV ekranlarında yayınlandı ama arka tarafında çok büyük bir emek var. Yine McDonald's'ın buradaki katkısı çok önemli. Sayın uçanlar, tabii McDonald's olarak biraz daha geniş ölçekli baktığımızda sanki küresel vizyonunuzla da kadın biraz daha farklı bir noktaya doğru gidiyor. Bugün belki futbolu konuşuyoruz ama biraz sonra voleybolu da geçeceğiz. Yine Filenin Sultanları'nın desteğiniz her platformda devam ediyor. Biraz McDonald's'la birlikte kadınlara bakışınız, küresel vizyonunuzu biraz daha açmanızı isteyeceğim. Çünkü çok özel noktalara gidiyor programlarımıza baktığımız zaman. Ne söylemek istersiniz McDonald's ve kadın işbirliği özelinde? Şimdi kadın çok, çok önemsiyoruz bir defa. Ben de iki çocuk babası olarak, iki kız çocuğu babası olarak daha da tabii kalbime dokunan bir konu. Ya dünyada böyle bir gerçek var. Maalesef kadın erkek eşitliği dediğimizde kadınlarımızın daha fazla desteğe ihtiyacı var. Bunu yadırgayamayız, kabul etmemiz gereken bir gerçek. Türkiye'de belki bu ihtiyaç, bu destek ihtiyacı biraz daha bile fazla. Ne yazık ki. Bakın hala ne diyoruz? İşte Türkiye'de var olma çabası gösteriyor. Sosyal hayatta, iş hayatında, sporda, spor dünyasında kadınlarımız. Biz o var olma çabasının da ötesinde hak ettiği değeri kadınlarımızın alması gerektiğini düşünüyoruz. Gurur duyduğumuz çalışmalar var. Bakınca McDonald's olarak dünyada kadın erkek pay gap denen o maaş skalasında kadınla erkek aynı rollerde, benzer rollerde olmasına rağmen bir %15-20 benzer rollerde çalışan kadınların erkeklere göre daha az maaş aldığını düşünüyoruz. Fakat Türkiye McDonald's'da hiç kesinlikle böyle bir ayrım yok. Bunun gururunu yaşıyoruz biz. Ek olarak yeterli bulmama rağmen şahsen bana direkt raporlayan ekibin %60'dan fazlası kadın çalışan. Bu da yine gurur duyduğumuz alanlardan biri. Ve o fırsat verilince aslında kadınların gerekli fırsat verildiğinde en az erkekler kadar her alanda başarılı olduğunu görüyoruz. Bakın şimdi Didem, arkada görüntüler var. Değil mi? İkinci golün ortasını kaç tane erkek futbolcu acaba milli takımda o kadar güzel ortayı yapabilirdi? Demek ki o fırsat verildiğinde ki oyuna da sonradan girdi ve o dönüşümün 2-0 geriden 3-2 öne çıkmamızın çok önemli parçalarından biriydi. Demek ki o fırsat verilince kadınlarımız bunu yerine getiriyorlar. Şimdi bizim daha çok takıldığımız tabii ne? Bir, daha da bunu göze sokalım. İşte böyle fırsatlar, maç fırsatları olsun, diğer her türlü sosyal medya olsun. Bunu da ben, markam hep dile getirelim. Biraz daha o ugly truth dediğimiz kötü, üzüntücü, hepimizin böyle içinde birazcık acıtan gerçekleri açık açık söyleyelim. Ve bu fırsatı vermeleri yolunda da diğer markalara biraz daha örnek olalım. Biraz daha onları da kışkırtalım. İyi amaçla söylüyorum bunu diye düşünüyoruz. Kendi özümüzlere bakınca McDonald's Türkiye olarak gurur duyuyoruz belki liderlerimizle, yöneticilerimizle kadın oranından ama restoranlarımızda hala %33 sadece kadın çalışıyor. Burada da kendimize büyük bir yine görev verdik ve dedik ki 2023 sonunda yani 2 yıl içinde bu oranı %51'e çıkaracağız. İddialı bir hedef bu ama görün bakın bu hedefi koyunca gerçekleştireceğiz de bunu eminim. Bu da dediğim gibi böyle fırsatlarla diğer markalara örnek olsun diye düşünüyoruz. Evet, tabii son İsrail mücadelesi nefesleri kesti. 2-0 gerideydik. Soyunma odasına 2-0 mağlup gittik ama ikinci yarı 2-1. 90 artılar 2-2 ki asisti de Didem yapmıştı ortasıyla. Ve son saniye bir penaltı golü, skor 3-2, İsrail'i mağlup ettik. Hocam sizler kenardasınız. Bu heyecanı çok derinden yaşıyorsunuz. Bu serüven aslında Sports TV'de işte Kosova maçı, Rusya maçı, Portekiz maçı, Bulgaristan maçı
En son İsrail mücadelesinde taraftar da artık bu işin içerisine girdi. Çünkü dünden bugüne olmuyor bu işler. Böyle peyderpey ilerliyor ve taraftar desteğini de arkanıza aldınız. Ben kahramanlardan biri olarak o maçın hikayesini sizden bir dinlemek istiyorum. Çünkü şu an YouTube'da hakikaten milyona gidiyor. Çok güzel yorumlar var. Az önce Oğuz Bey'in ifade ettiği yorumlara benzer yorumlar da yapılıyor oyuncularımıza, sizlere. Hikayeyi sizden dinleyebilir miyiz acaba? Tabii dinleriz ama ben kendimi çok kahraman gibi görmüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben kahramandan çok hikayeyi yazan kişi olmak benim için çok daha önemli. Biraz önce Oğuz Bey'in de bahsettiği, Didem'in bahsettiği, sizin ısrarla her yayınınızda söylediğiniz bir kadın futbolu serüveni yaşıyoruz. Aslında bu serüveni yaşarken çok kıymetli bir hikaye yazılıyor. Hikayeyi anlatmak, herkes bir hikaye anlatır. Ama anlattığınız hikayeyi birilerine inandırmak ve onlarla birlikte yola çıkmak çok daha önemli ve çok daha meşakkatli bir iş. Biz McDonald's'ta onu bence yaşadık. Bir hikayemiz var, o hikayeyi birlikte olgunlaştırıyoruz ve birlikte yola çıkıyoruz. En büyük destek de işte yayıncı kuruluş olarak sizlerin devreye girip bizim maçlarımızı evlere götürüyor olmanızdı. Mersin'deki seyirciye binlerce kez teşekkürler. Çünkü onların oradaki desteğiyle biz bence 2-0'dan 3-2'yi bulduk. Son saniyedeki o penaltı oldu ve gole çevirdik. Çok kritik anlardı. Bizim de şimdi milli takımlar olarak en büyük isteğimiz üst sıralarda yer almak. Ki bizim 5. pottan giriyoruz. Çok kolay bir yer değil. Üstümüzde 4 tane daha bizden daha iyi olan takım var. Ama biz 4 tane iyi olan takıma karşı çok iyi sonuçlar aldık. Ve hedefimizde devam ediyoruz. O yüzden de İsrail maçı çok kritik bir maçtı. Oradaki 2-0, tabii içeri girdiğimizdeki o canlı analizler ve kızlarla konuşmalarımız çok farklı aile içinde. Gerçekten onların da belki zaman zaman... Ben anlatabilirim. Didem. Ufak tefek bir takım konuşmalar yapmış olabiliriz ama ben teknik direktör olarak sadece takıma şunu söyledim. Bu maçı alacağız. Almak zorundasınız. Madem biz bir hikaye yazıyoruz, bu hikayeyi devam ettirebilmek ve daha iyi yerlere taşımak istiyorsak almak zorundayız. Taktiğimizi de gerekli şekilde verdik. Ama ben 21 senedir futbol camiasının içerisindeyim. Gerek Süper Lig takımlarında çalıştım, gerek kadın milli takımların alt yaş kategorilerinin hepsinde çalıştım. Bu kadar heyecanlandığım, bu kadar mutlu olduğum, her anını farklı şekilde yaşadığım herhalde nadir maçlardan bir tanesidir. Ve sonunda 3-2 kazanmayı başardık. Didem, sen de sonradan oyuna girdin. Skor 2-1'di sanırım girdiğinde. Evet. 2-2'ye getiren golün ortasını açtın. Saha içerisinde biri olarak, tabii ki hocamız kenarda, bizler anlatım pozisyonunda, yine izleyenler de var ekran başında, ama sen sahanın içerisinde olan bir futbolcu olarak o anları nasıl bize anlatırsın? Dışarıda izlemek bir kere maçı çok zordu. 2-0 geriye düştük. Ancak arkadaşlarımın gözünün içine baktığımda devre arasında geldiğinde ve hocamız o kadar inandı ki bize, o inanç hepimize geçti. Ve gözlerinin içine baktığımda arkadaşlarım, dedim ki hani biz bu maçı alacağız kızlar. Hani şu an skor bu olabilir. 0-0 gibi çıkacağız. 3-2 neyse bunu yapacağız. Ve gerçekten bu inanç, bu istek, bu aile ortamı, takımın içindeki birbirine güven, bunların hepsi tam olduğu zaman sahaya çok iyi yansıdığını düşünüyorum. Biz de gerçekten çok iyi bir takım olduk. Çok uzun süre kamplarda kaldık. Haziran ayından beri kamptayız ve bu süre bence bizi olumlu bir şekilde etkiledi. Maçlarımızın içerisine de yansıdı. Yani biri yere düştüğünde diğeri gidip onu kaldırıyor. Hadi düşme, yapabiliriz, tekrar baştan başlayalım. Ben de kenarda bunu hissettim. Yani görevin bana verilmesini bekliyordum. Zaten bir sakatlığım vardı. Ancak hiç onu unuttum yani o an. Sahaya girdikten sonra o golü yani ya attırmayı ya beraber atmayı, hani o heyecanı şimdi tekrardan yaşıyorum. Yani o gol olduktan sonra inanılmaz sevinç, inanılmaz bir mutluluk yaşadık. 2-2 oldu ve son saniyede attık golü. Yani bir saniye kala bir penaltı oldu. Yağmur penaltıyı aldı. Ve hepimiz deliye döndük. Maç bitti, düdük çaldı, bitti mi ya ne oldu falan, böyle olduk. Birbirimize sarıldık, kenetlendik. Gerçekten hepimizin hayatında yaşadığı, heyecan duyduğu unutulmaz bir maç, unutulmaz bir an oldu. Ve izleyicilere de bunu geçirdiğimizi hissettik.
Bu bizim için çok daha önemliydi. Kesinlikle çok heyecanlı bir maçtı. Anlattığım en heyecanlı maçlarından biri, belki de birincisi olarak da kayıtlara geçti. Çok keyif aldık biz tabii. Kazanınca çok daha güzel, daha anlamlı olabiliyor. Bugün aynı zamanda kurallar çekildi kadın futbol liginde. Yavaş yavaş futbol oturumumuzun sonuna geleceğiz ama sevgili Didem, tabii Beşiktaş'ta oynuyorsun. Şimdi bir derbi mücadelesi olacak Fenerbahçe ile. Bir taraftan Galatasaray girdi, Trabzonspor var. Süper Lig takımları da artık yavaş yavaş kadın futbol konusunda bir ivme kazanıyorlar. Ne söylemek istersin? Bu bizim hep hayalimizdi. Yani çocukluktan beri bir Süper Lig takımında oynayabilecek miyiz hayalini kuruyorduk. Beşiktaş bunun öncülüğünü yaptı ve 7 senedir Beşiktaş'ın formasını giyiyorum. Aslında çok geç geldiler Galatasaray, Fenerbahçe bu işin içine. Ben öyle düşünüyorum. Ama iyi ki geldiler. Çok iyi bir rekabet ortamı olacağına inanıyorum. Derbi müsabakalarının izlenileceğine ve bunun da kadın futboluna çok olumlu bir etki yapacağına çok inanıyorum. Bizi çok güzel günler bekliyor kadın futbolu için bence. Bu sezon bizi izlesinler, ligimizi takip etsinler. Evet, gerçekten takip, çok güzel şeyler olacak. Etmelerini söyleyelim. Hocam, var mıdır sizin bu konu hakkında yorumunuz? Bugün fikstürler çekildi. Bütün takımlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ama görünür olmak, kadının içinde yer aldığı bir ortamda taraftarlık yapmak, kendi kulüplerine ait olan oyuncu grubunu desteklemek bence diğer kulüplerimizin taraftarları için çok kıymetli olacaklar. Gelsinler, buradaki bütün oyuncularımızı desteklesinler. Kadınların nasıl bu işin içinde yer alabileceğini ve nasıl futbol oynadıklarını yakinen takip etsinler istiyorum. Evet. Son sorumu soracağım futbol oturumunda Sayın Oğuz Uşanlar'a. Siz Ağustos ayında imzalar atılırken tabii bir değer ortaklığıydı ama sizin bir ifadeniz vardı. Sessiz bir sponsorluk yapmayacağız demiştiniz. Bugün o sesleri burada çok net bir şekilde duyabiliyoruz. Keza sosyal medyada çok ciddi bir olumlu hava var. Algı tamamen değişti. Bu sessiz sponsorlukta bu sesler daha nereye kadar giderse göre? Biz bağırabildiğimiz kadar bağırmaya devam edeceğiz. Bizi gururlandırıyor gerçekten kadın futbol takımımız. Sosyal medya çok çok önemli. Sosyal medyadan sonuçta yayınlanıyor maçlarımızda. Ve ne kadar büyük bir erişime ulaştığımızı da görüyoruz rakamlarınızda. Evet. 1 milyona yakın diyorsunuz, o daha da fazla geçer. Bu, bakın, başarı sonuçtan da bağımsız. Siz bu iradeyi gösterdiğiniz müddetçe bu izlenim, bu takip daha da artarak devam edecek. Buna eminim ben. Tabii orada yatırım da yaptık. Sosyal medyada yapıyoruz da. İşte Ayşe Arman olsun, Sabah Tümer olsun. Onlar da bize destek oldular bu süreçte. Böyle takip edilen, özellikle kadınların yoğunlukla takip ettiği ünlü kişilerden de destek aldık. Yine bunlara yapmaya devam edeceğiz. Son olarak da şunu söyleyeyim, Necla Hanım zaten kendini ispat etmiş bir lider, çok başarılı. Futbol, hasbel kader futbolda, iş hayatında da olabilirdi. Eminim ben yine aynı duruşuyla, aynı bakış açısıyla, aynı liderlik özellikleriyle iş hayatında da çok başarılı olurdu. Didem Hanım, onunla da bu akşam tanıştık, bugün tanıştık. Karanlık olunca akşam gibi geldi bana burası. Bugün tanıştık. Bakın, görünüşüyle, kendini ifade edişiyle müthiş bir hanımefendi. Çok örnek bir genç kadın, genç Türk kadını temsil ediyor bence. Ne kadar güzel anlattı düşüncelerini, fikirlerini. Bizi işte gururlandıran, heyecanlandıran bu. Sonuç değil hiç. Bu fırsatı sağlamak. Bir şekilde Didem burada olabilirse, Necdet Hanım burada, bu organizasyonun biz de parçası olabilirsek, amacımız bu. Birileri izlesin, bir kız kardeşimiz ekrandan görerek desin ki ben de Didem gibi olacağım. Bak, çok etkilendim Didem'in anlatışından, kendini ifade tarzından, o takımdaşlığı, o duygusundan. Biri desin ki ben de Didem Hanım gibi yönetici olacağım, lider olacağım. Bizim tek rolümüz bu aslında. Buna bir şekilde, bu çorbada birazcık tuzumuz varsa, biz kendimizi çok başarılı addediyoruz. Evet. Bu güzel oturumda McDonald's'la Kırmızı Beyaz Kadınlar futbol oturumunun bu bölümünün sonuna geldik. Ben bir alkış rica ediyorum sizlerden. Bu önemli üç isim bizlerle beraberdi. Tabii voleybol oturumumuz olacak. Sayın Oğuz Uçanları yine bizlerle beraber kalmaya devam edecek ama hocamız Necla Güney Kuragası'ya burada çok veda ediyoruz. Başarılar hocam, Sırbistan maçı var. Çok kritik. Sevgili Didem'e veda ediyoruz.